Yani seküler bakış açısı dile de yansımış. Hayat işte henüz ona çok şey vaat ediyor diyor. Sana vaat etmemiş miydi? Etmişti bana da. Ben gençken bana da çok şey vaat ediyordu ama olmadı. Aynı şey hikaye tekrarlanacak demektir. Bir başkasına vaat ediyor. Dolayısıyla içine girdiğimiz süreçte evet hayatla aramızda bir etkileşim var. Biz yaşımızı aldıkça yani işte genç adam oluyoruz, genç kız oluyoruz. Hayat bize yeni yeni kapılar aralıyor. İşte ergen olmakla, efendim yetişkin olmakla ve aynı anda da mesuliyetler yüklüyor. Yani ne kadar alan açarsa o kadar da mesuliyet yüklüyor. Öncesinde alan yok, dar gibi, ailedesiniz, evdesiniz, yapabilecekleriniz sınırlı, yemek, içmek gibi, biraz oynamak gibi. Ama biraz yaşınızı alıyorsunuz, artık genç oluyorsunuz, hayat size yeni yeni ufuklar açıyor. Artık kendi işiniz olacak, kendi eviniz olacak, sevdiğiniz, beraber olmayı seçtiğiniz ve aile kurduğunuz eşiniz olacak. Buralarda daha nice şeyler yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Böyle bir süreç var. Ve bu süreç gözümüzün önünde çevrim halinde çevrilip duruyor. Yani Cenab-ı Hak bizi, hepimizi aynı anda hayata başlatsaydı, yani gözümüzü açtık, hepimiz aynı yerdeyiz, hepimiz aynı yaşlardayız. Aramızdan birisi diyor ki ya ileride ölecekmişiz. Ne derdik ona? Ölen var mı ki? Ölmek ne demek? Yani hepimiz gözümüzü açtık, beraberiz yani. Ve konuştuk, tanıştık, kaynaştık, gidiyoruz öyle. Allah aramızdan bir peygamber gönderdi. Dedi ki gün gelecek sizi öldüreceğim. Ve buna delil olarak da öncesinde yoktunuz hani, var ettiğim gibi yine yok edeceğim dedi. Çok makul. Ama ölen kim ki? Kimse ölmüyor ki diye buna itiraz edebilirdik. Cenab-ı Hak oradan da önümüzü almış, böyle sıralı halde bizi yaratıyor. Bir kısmını gönderiyor. Onlar biraz yaşarken geriden biraz daha gönderiyor. Ondan sonra öndekiler kıyıya geliyorlar, onlar aşağı dökülüyorlar. Ölüm denen bir yerden artık ortamdan kayboluyorlar. Çukura düşüyorlar gibi yani toprağın içerisine. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizi ondan yarattık, topraktan yaratılmışız belli. Hakikaten toprak kaynaklıyız. Ve canlılık kazanmışız, yaşıyoruz ama bizden önce doğmuş olanlar, daha önce doğmuş olanlar, daha önce doğmuş olanlar, yaşlı bizden daha fazla, hayat artık onlara bir şey vaat etmiyor. Hayat bakıyor böyle onun suratına ve çok yaşlanmış, sana bir şey vaat edemem diyor, senden iş geçmiş diyor. Ve bugüne kadar vaat ettiklerini de vermedin ama diyecek olsa öyle diyor. Yani vadede de buraya kadar getirdim. Bundan sonra da gönderiyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum aslında. Nedir hayatın bize vaat edip de bize vermediği? Peşinden koşturup da yani hayatın başında olanlara söyleyebileceğimiz, biz yaşadığımız kadarıyla söyleyebileceğimiz, bizden 10 yaş küçük olanlara, daha büyüksek bizden 20 yaş küçük olanlara, yani nerede hayat muazzam bir şey yaşatacak? Değil mi? Nerede? Askere giderken mi? Eskiden önemli bir aşamaydı işte. Çekiyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Biniyor arabaya, askere gidiyor. Evlenince, evlilik gecesinde mi? Nerede? Hangi köşesinde hayat? Bütün hayatı yaşamaya değer bir muazzam mutluluk yaşatıyor. Yoksa hep bir yerlerde yaşatacağını vaat ediyor. Gel, 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 gel yapıyor. Ve o dediğiniz yer hep önünüzde bekliyor. Bir ara geçmişim diye düşünüyorsunuz. Öyle bir şey oluyor. Bir ara geride kaldığını anlıyorsunuz. Ama öyle de bir şey yaşamadınsa geride, ileride de artık hayat daha fazla şey vermeyecekse bu kez inişe geçtin demektir. Geçenlerde birisi diyor ki şöyle hayal kurun.
Hani vaktiyle 5-6 yaşındaki çocuktunuz. Odanız 5-6 yaşındaki odanız. Herkes hatırlıyor mu 5-6 yaşındaki oda? 7 yaşında vesaire. Oda düzenini, işte kardeşleri, yattığı yatağı vesaire. Oraya siz giriş yapın, içeri girin. Kendiniz oradasınız. Yani ileriden gelmişsiniz yanına gibi. O kendiniz olan çocuğun karşısına geçin. Ona konuşun biraz. Ona biraz hayatı anlatın. Yani 20 yıl ileriden geliyorsunuz. Ben gibiler tahminen 40 yıl, 43-44 yıl ileriden geliyorsunuz. Ona konuşun. O esnada onu da çok iyi biliyorsunuz. O esnada neyi merak ediyor? İşte ilkokulu merak ediyor. Hemen ona söylüyorsunuz. Dert etme, ilkokul çok şey bir şey değil. Ortaokulu merak ediyor. İlerisi daha zor dersler varmış, öğretmenler varmış, efendim ödevler varmış vesaire. Oraların hepsini geç diyorsunuz. Çünkü siz 40 sene ileriden geldiniz yahut 20 sene ileriden geldiniz. Ona ne demek isterdiniz? Ne var bu aradaki 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda? Kiminiz 10 yıllık tecrübeleri aktaracaksınız kendi küçüklüğünüze, kiminiz 20 yıllık tecrübelerinizi aktaracaksınız kendi küçüklüğünüze, kiminiz 30 yıllık tecrübeleri aktaracaksınız kendi küçüklüğünüze. Orada hayat size ne vaat etmiş, o hayat kimse, nasıl bir varlıksa ve neyi vermiş yahut neyi vermemiş, hepsi orada var. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz bu süreçte en büyük kazanımımız aslında tecrübelerimiz. Cenab-ı Hak bunu kullanmamızı istiyor. Eğer tecrübelerimizi yeni günlerde kararlarımıza, davranışlarımıza yansıtmayı beceremezsek hiçbir zaman kendimiz olamayacağız demektir. Hep şey gibi, hani böyle bazen resmi dairelerde işiniz olur. Eskiden daha bir şeydi. Girersin böyle, herkes şuraya gidin buradan evrak alın, buraya gidin bundan şunu alın. Hemen şuraya iniliyormuş, merdivenden aşağı gidin fotokopi çektirin. Böyle yani sadece bir anaforun içerisinde hızlıca söyleneni yapıyorsunuz. Elinizde kağıtlar, resimler, fotokopici oradan oraya, oradan oraya. Hayat eğer sadece dışarıdan baktığınızı ve milletin yaptığını hızlıca siz de sıra sıra gelince yaptıkça hiçbir zaman kendiniz olmuyorsunuz. Ya ne yapıyorum, niçin yapıyorum, neden yapıyorum? Hele bir şöyle bir durup durumu bir gözden geçireyim. Bu akış beni hızlı bir sirkülasyona tabi tutuyor. Burada illaki Allah Azze ve Celle bizi kendimizle karşı karşıya getiriyor. Hepimiz çok özgün, çok önemli yaratıklarız. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında bu dünyaya gönderdiği insanlar içerisinde Ahmet o çok değerli, o ona çok önemli bir sınavdan geçiriyoruz. Mehmet o şey, hani var ya böyle kademe kademe bir şeyler var. İşte birinci dereceden onlar, ikinci derece membershipler var böyle. Ondan sonra gümüş geliyor, altın geliyor falan. Böyle daha nitelikli kimseler, daha düşük kimseler. Cenab-ı Hak her birimizi buraya gönderirken aslında çok önemli bir kişi olarak gönderiyor. Ve kendisine karşı kendisini tanıyacak, kendisini sevecek, kendisini sayacak bir Adem olarak. Yani o Hazreti Adem'i anlatıyor ya Cenab-ı Hak. Bize niye anlatıyor? Çünkü Hazreti Adem'i yarattığı gibi aynı yaratılışta ve aynı sorumlulukta ve aynı potansiyelde ve aynı fırsata, yani sonsuz bir cennete, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ, Allah'ın rızasına efendim muhatap, bunu elde etme potansiyelinde bir varlık olarak geliyoruz. Yoksa yani işte falanca hoca onlar, Cenab-ı Hak büyük imtihan yapıyor onu. Beni de arada böyle, yani ben kimim ki? Şeytan en çok bize kendimizi değersiz hissettirerek, yani çok bir şey yapmamız gerekmiyor işte, sürünün içerisinde savrulup gidiyoruz gibi, ama asla öyle değil.
Cenab-ı Hak bize İbrahim'i anlatıyor aleyhissalatü vesselam. İbrahim olma potansiyelimiz olduğu içindir. Hazreti Adem'i anlatıyor. Günah işleme potansiyelinden tövbeyle çıkmamızı öğretmek içindir. Akidesini Hazreti İbrahim'in öğrenip aynı akideye sarılmak, Rabbimizi tanımak ve Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği cennete doğru ümitle bağlanmak, yol almamız içindir. Ve bizim her birimiz aynı cevherle geliyoruz hayata. İşte falancanın cevheri yüksek nitelikte, öteki şöyle böyle değiliz. Hepimiz çok önemli birer varlığız. Ve bu varlığımızı aslında kendi içimizde yaşıyoruz. Yani bu hayat yolculuğundan ilerlerken hep Cenab-ı Hak bizi belli duraklarda kendi içimizde kendimizle karşı karşıya getiriyor, düşündürtüyor. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ Hiç mi kendi içlerinde düşünmediler? مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah gökleri ve yeri niçin yaratmış? Bunu düşünüyoruz. Bunu illaki kendimize kalıyoruz. Yaşayınca ne oluyor? Neden yaşıyoruz ki? Bu insan sorusudur. Bizim yavrularımız, çocuklarımız soruyor. Biz de vaktiyle sorduk. Ne zamana kadar? Hayat bizi belli alışkanlıklar ile yoğurup gelişimizi sıradanlaştığımızda ve kaybettiğimizde eş zamanlı olarak da gideceğimizi kaybettiğimizde. Buna ben parantez arasında kaybolmak diyorum. Yani çıktığın kapı diyorsun ki ya bu kapıdan çıktım. Diyorlar ki bunun gibi bir kapı ileride var karşına çıkacak. Bu kapıdan girdin, o kapıdan da çıkacaksın diyorlar. Şimdi bu kapıya baka baka ilerliyorsun. Buradan çıktın çünkü. Yani içeri girdin buradan. Böyle bir kapı önüne gelecek, birden çıkar önüne diyorlar. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Sahilden uzaklaşınca nasıl kıyı kaybolur? Bir yerden sonra o artık kayboluyor. Şuur dünyanında geldiğin, yani buraya sen sonradan geldin. Yabancısıydın, bir garip olarak geldin. Kimse seni tanımaz, bilmez. O kadar gariptin ki ad koydular sana. Yani geldiğin yerden adınla sanınla da gelmedin. Hani buluntu böyle işte hiç sahipsiz biri olarak ve bir gün gideceğin gerçeğini hep geldiğin günden bildin. Ama hayatın içerisinde o geldiğin günü unutup artık ondan sonra gideceğini de unuttuğun ve geldiğin yere iyice alıştığın, hepimiz yaşıyoruz bunu. Geldiğin yere iyice alıştığın, bağlandığın ve artık burada kalacağını sandığın bir düzlem. İşte bizi mahveden, bizi bütün vizyonumuzu, bütün stratejimizi yerle bir eden yaklaşım bu. Bu bizi hayata delhiz gibi, girdap gibi içine çekiyor ve oralarda kayboluyoruz. Peki buradan çıkabilmemizin, buraya düşmememizin yegane yolu nedir? Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği süreci aklederek yönetebilmek. Elbette yanı sıra Cenab-ı Hak bize bazı araçlar da verdi. Ama hani doktora nasıl gidiyorsun anlatıyor. Diyor ki şu hastalığım var, şuyum var, şunlar şunlar olmalı, böyle olmalı, böyle olmalı. Anlıyorsun. Ha, demek ki ben şu durumum var, şöyle olacak, böyle olacak. Yanı sıra da diyor, şunları da ilaçlı olarak veriyorum. Bunları da alınca hani durumu Allah'ın izniyle tedavi olacaksın. Şimdi o hem bir yandan süreci yöneteceksin, hem bir yandan ilaçlarını kullanacaksın, hem yapman gereken şeyleri yapacaksın, hem uzak durman gerekenleri yapacaksın. Bunların hepsini yapabilmen için başta ikna olman lazım. Yani hakikaten o doktorun sana söylediği, bak senin durumun bu, şu anda şu yaşına gelmişsin, şu hastalık belirmiş, şu gıdalardan uzak durman gerekiyor, şu ilaçları alman gerekiyor. Böylece bu durumu yönetebileceksin. Yoksa çöküntüye, vücudun çökmeye doğru gidiyor. Buradaki en güçlü taraf nedir? Bilinç. O yüzden yaşlı hastaları olan kimseler doktordan dönüşü bakıyorlar ki yani hiç doktorun söylediklerini umursamıyor. İlaçlarını çok iyi içmiyor, yutmuyor. O uzak durması gereken gıdalardan çok fazla uzak durmuyor. Eskisi gibi. Sorsan diyorlar ki aynı tas aynı hamam. E niye önemsemiyor mu?
Abi anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor ki. Senin işin ciddi, durumun ciddi. Bak böyle gidersen bu hastalık seni bitirecek diyorum. O işin farkında değil. Demek ki farkındalık ve bilinç en büyük güç kaynağımız. Farkındalığımızı kaybettiğimizde asıl gücümüzü kaybediyoruz. O zaman hayatı gelişine yaşıyoruz. Nasıl topun gelişine vuruyorsun, nereye giderse. Aynen hayatı da gelişine yaşıyoruz. Sırası geliyor evleniyorsun, sırası geliyor işine gidiyorsun. Şimdi neyin sırası diyor. Şimdi işine bir süre bir git gel bakalım diyor. Git gel, git gel. Gel öyle devam ediyorsun. Sonra diyor ki merak etme. Yakında çocukların olacak. Ondan sonra onlarla ilgilenip dururken falan yaşlanacaksın ve sürecin sonuna doğru yaklaşacaksın. Belki de hastalık belirecek. Onlarla uğraşırken de artık hayatı nasıl değerlendirmen gerekiyordu? Buna dair imkanlar geride kalmış olacak. Şu halde en büyük dayanağımız bilincimiz. Doğru okuma yapabilmemiz, kendi hayatımızı gözden geçirebilmemiz, dönüp o çocukluktaki kendi küçüklüğümüze doğruları anlatabilmemiz. Bak şunları arkadaş etme, şunlardan uzak dur. Bak, bak o kötü alışkanlığa hiç bulaşma. Bak şurada çok öfkeli davranmıştın. O öfkeli davranma. İşte anneni üzme. Şöyle yapma, böyle yapma diye kendimize konuşurken önümüzü görmeye başlarız. Allah Azze ve Celle elbette ki bizi belli bir yaratılışla yarattı ve biz bu yaratılışımızda irade dediğimiz dizginler, dizginleri elde tutabilmek ve bindiğimiz bu bedeni doğru yönetebilmek. Bunu becerebilmemiz gerekiyor. Önümüzde bizi sağ ve sol diyebiliriz, hidayet ve dalalet diyebiliriz. Kur'an ifadesiyle فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا taşkınlık, azgınlık yahut sakınım, korunma. Her iki yol önümüze açık. Hayat böyle bir süreç olarak önümüzde ilerliyor. Eğer biz hayatı vaktiyle başladığımız bir hayat olarak ve vaktiyle bitireceğimiz, yani günü gelince bitireceğimiz bir hayat olarak okuduksa, o zaman kontrollü ve hayatın sahibine karşı sorumlu olmamız gerektiği bilincini önemli bir zemin olarak oluşturmamız gerekir. Bu bizim süreci yönetebilmemiz için çok önemli bir bakış açısı. Yoksa yönetemeyiz. Eğer sürecin önünde ölüm ile din gününe doğru yol aldığını göz ardı edersek kontrollü davranamayız. Yani bizim kalitede bir ölçümüz var. PUK ödediğimiz. Orada bir ö var. Orada o ölçme yapıyoruz. Planla, efendim uygula, kontrol et ve önlem al. Kontrol dediğimiz K'da ölçme yapıyoruz. Sonuçlar nedir diye bakıyoruz. Eğer sonuçlar ölçülüyor bilincinde olursan o zaman uygulamayı ona göre yapıyorsun. Abi kimse bakmıyor. Dedikleri yerde herkes rahat davranıyor. Ama bakıyorlar, çıkarken onu alıyorlar, bakıyorlar dediğiniz zaman herkes süreçte kontrollü davranmaya, çünkü neticelere bakıyorlarmış. Bizim hayat sürecimizde en önemli, bizi kontrol edecek, bizi zapt edecek olan süreç, çıkışta hesabı soruyorlar.